Başkanlığına. Konu Bedre Deresi çevresinin korkuluk ya da bariyerlere ile kapatılması istemi. İlçemiz belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve Mahmudiye Mahallesi ile Mesudiye Mahallesi sınırları içerisinden de geçen Bedre Deresi'nin dere kenarlarında herhangi bir korkuluk bulunmaması insan hayatı ve trafik emniyetini tehlikeye sokmaktadır. Şöyle ki Bedre Deresi'nin özellikle Mahmudiye Mahallesi'nde sanayi içerisinden geçen kısmı ve Mesudiye Mahallesi'nde pazar yerinin kurulduğu bölgede yaya popülasyonu ve trafik yoğunluğu fazlasıyla görülmektedir. Kış aylarında derenin derinliği ve debisinin de yükselmesiyle insan sağlığını ve trafik emniyetini de tehlikeye sokacak durumlar oluşacaktır. Bu sebeple Bedre Deresi boyunca belirtmiş olduğumuz güzergahta dere kenarlarına korkuluk yapılmasını önerge olarak sunuyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz. Ahmet Genç, Faruk Adıyaman, Cavit Dülger, Ömer Çakır, Sedat Ecer Yıldız, Önder Özer Erdoğmuş, Ergün İlçin, Mevlüt Akbay. Evet. Evet. Bu önergeyle alakalı ilgili arkadaşlar şunu ifade edeyim. Biz zaten biliyorsunuz beyanlarımızın içerisinde Bedre Deresi ile ilgili bir de Akhisar mahallemizden geçen deremizle ilgili buraların ıslahı bir. İkincisi işte peyzaj çalışmalarıyla beraber de buraların, bu alanların vatandaşımızca daha konforlu, daha güzel bir şekilde kullanım hale getirilmesiyle ilgili bir beyanımız da var. Bu çalışma projelendirme aşamasında. Bununla alakalı olarak bunu gündeme almamızı gerektirecek bir durum da yok zaten. Bununla ilgili zaten devam eden bir çalışma var. Yani buyurun. Özür dilerim. Bu bahsetmiş olduğum şey ivedilikle olması gereken bir Tamam. durum. Şöyle söyleyeyim. Biz de sizin lansmanınızda buranın ıslah edileceğini biliyoruz. Zaten arkadaşlar da ben sordum. Ama kısa vadede yani şöyle söyleyeyim. 2020-2021 projesi Evet. içerisinde. Ama şu an dere, yağmur ve kar suyuyla birlikte artık debisi ve derinliğiyle birlikte tehlike arz etmeye başlıyor. Yani Evet. oraya yapılacak olan bir bariyerin daha sonra yapılacak olan ıslah çalışmasına bir engel olduğunu düşünmüyoruz. Evet. Çünkü kaldırım dahi yok o bölgede. Yani geçtiniz bilmiyorum. Yani burası pazar yeri olarak kullanılan bir yer ya da sanayi olarak kullanılan bir yer. Yani Evet, evet, hem evet. yaya yolu olarak kullanılıyor hem de trafik yoğunluğu çok fazla olduğu, köylere gidip çıkışın olduğu bir yer burası. Doğru. Yani orada bir şikayet var. Şikayetin sebebi de şu. Yani ufak bir kazada bile dereye yuvarlanma üstünde Allah korusun. ya sıkıntılı bir durum olabilir diye söylüyorum. Tamam. Tamam. Yani bu şöyle hani oylama yapılmayı gerektirecek bir durum olmadığı için şu anlamda söylüyorum. Biz sözlü önergeyi zaten soru önergenizi zaten almış Meclis olduk. kararı almaya gerek yok bu anlamda. Onun için hani gündem almaya gerek yok bu anlamda. Yani Doğrudur. soru önergesini en azından okumuş olduk, almış olduk. Buna en azından yazılı olarak da cevabını da vermiş oluruz. Ama hani ben de bilgi amaçlı söyledim. Anladım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Nihayetinde dere ve kıyıları açık dediğiniz gibi ve yaşam var burada. Her iki tarafında da yaşam var. Evet. Yani Sağlı sollu. Aynı şekilde diğer tarafta da var aslında. Baktığınız zaman Akhisar bölgesi evet, de orada da var. benzer durum Burası içerisinde. biraz daha yoğun olduğu için biz ivedilikle çözülmesini talep etmek açısından bunu Tamam, söyledik. biz de inşallah Önergemizin sebebi de buydu aslında. tamam yani bununla alakalı ne yapabiliriz yani hızlanma noktasında ne yapabiliriz bunu da Fen İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle hızlıca inşallah bakalım, değerlendirelim. Ya da en azından yapılabilecek olanların bilgisini paylaşmış olalım. Ben teşekkür ederim onun bilgi için. Hani başkanım sizin söylediğiniz gibi bu belediyenin ilgi alanında, yetki alanında değil. Devlet Su İşleri'nin dere ve etrafı 10'ar metre. Ve sizin böyle bir talebinizi Sayın Başkanımız Devlet Su İşleri'ne falan bildirebilir, Tabii gereğini ki. yapabilir. Onun için gündeme alınması, oylanması sözlü ya da daha sonra yazılı cevap veriliyor diye başkanım söyledi Ya zaten. böyle bir şikayet var, biz onu meclise bildirmez. Yetki bizim değil yani. Tek kişiyi ilgilendiren bir durum değil. Hatta ben iddia ediyorum, İnegöl'ün birçoğunu ilgilendiren bir mevzu. Hem sanayi hem pazar yeri. Devlet Su İşleri'nin gereken yazışmalar Evet, ya talep o da edilir. belediyemizin görevi zaten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.